Sağlıklı, güzel bir gün dileyerek A Haber'in sağlık programı Medikal'e başlıyoruz. Sevgili izleyiciler, işte bugünkü Medikal'in konuları. Medikal bu hafta kolon ya da diğer adıyla kalın bağırsak kanserini ele alıyor. Kolon kanseri hangi yakınmalara yol açar? Poliplerdeki kanser riski nedir? Babasında, annesinde kolon kanseri olanlar nelere dikkat etmeli? Kalın bağırsak kanserinin erken teşhisinde kolonoskopi nasıl bir öneme sahiptir? Tüm yönleriyle ani kalp ölümlerinin nedenleri, kalp krizinin belirtileri neler? Ani kalp ölümlerinin önlenmesinde koroner anjiyonun nasıl bir yeri var? El bileğinden kalp anjiyosu konusunda merak edilenler bugün Medikal'de. Sevgili izleyiciler, Medikal'in bu bölümünde önemli bir hastalığı konuşacağız. Kalın bağırsak kanseri ya da kolon kanseri. Bu konuda Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Profesör Doktor Nurdan Töz'ün stüdyomuzda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağlıklı ve iyi bir gün diliyorum hepinize. Evet, ekran başındaki tüm izleyicilerimize sağlık dedik. Sağlığımızı etkileyen önemli hastalıklardan biri de kolon kanseri ya da kalın bağırsak kanseri. Görülme sıklığı nedir? Kadınlarda mı, erkeklerde mi daha fazla rastlanır? Dünya istatistiklerine bakarsak kolon kanseri erkeklerde akciğer ve prostattan sonra 3. sırada geliyor. Kadınlarda memeden sonra 2. sırada. Oldukça önemli bir sağlık sorunu çünkü her yıl ülkemizde 5000 yeni vaka çıkıyor ve bunların 3000 küsürü bu hastalıktan hayatını kaybediyor. İstatistikler bize Türkiye'de 7. sırada olduğunu gösterse de günümüzde önemli bir artış var benim kanaatimce. Dolayısıyla toplum için önemli bir sorun. Peki daha çok kaç yaşlarındaki insanların hastalığı kadın erkek fark ediyor mu? Evet, o sorunuza cevap vermedim. Ediyor. 50 yaşın üstünde daha çok görüyoruz. İleri yaşlarda görüyoruz. Eğer ailevi bir yatkınlık ya da genetik bir durum yoksa. Erkeklerde %25 daha fazla gözüküyor. Kadınlar nispeten bu hastalıktan korunuyor ama jinekolojik kanseri olanlarda buna yakalanma sıklığı daha fazla kadınlarda. Jinekolojik kanser deyince daha çok hangi jinekolojik kanserle ilgisi var? Yumurtalık kanseri mi? Hayır. Daha çok rahim kanserleri. Yumurtalık kanseri de bu gruba giriyor ama daha çok rahim ve rahim ağzı kanserleriyle birlikte olma ihtimali var. Peki belirtileri nedir? Hastalığın erken evrelerinde kolon kanseri belirti verir mi? Yoksa belirtiler daha çok ileriki dönemlerde mi çıkar ortaya? Evet, dediğiniz gibi ileriki dönemlerde çıkıyor ve çoğu zaman başka nedenlere bağlanıyor. Oysa kolon kanserinin ya da kolorektal kanserin çok önemli özelliği önlenebilir bir kanser. Yani iyi bir tarama ile önlenebilir bir kanser olması. Evet. Belirtiler çıktığı zaman eğer dikkate alınmazsa iş işten geçmiş oluyor. Dolayısıyla en ufak bir işte makattan olacak kırmızı kanama, dışkıda kan görme, karın ağrısı, bağırsak alışkanlığının değişmesi, o zamana kadar normal giderken ortaya çıkan bir kabızlık ya da birdenbire çıkan diyare ve daha çok da ileri yaşlarda demir eksikliği anemisi yani kansızlık ve ona bağlı belirtiler. Bunlar alarm veren belirtiler. Peki gözlemlerinize göre benim de hep yakın çevremde duyduğuma dışkıda gelen bir kan hep halk tarafından hemoroide bağlanıyor. Hele o kişinin gerçekte de hemoroidi varsa. Bu konuda ne söylemek istersiniz ekran başında bizi izleyenlere? Evet, hemoroid deyip hiçbir zaman rahatlamamak lazım. Bunu bazı sağlık personeli de yapıyor. Hemoroid kanamasının diğerinden her zaman ayırt etmek mümkün değil. Genellikle dışkılamadan sonra damla damla gelen kan ve işte ele gelen hemoroid paketleri olabilir. Ama bu hiçbir zaman 50 yaşın üzerinde bir insanda bir kanser olmadığını göstermez. O nedenle her dışkıda kan görüldüğünde mutlaka bir hekime başvurmak lazım. Şimdi biraz önce aslında ailesel özelliğe değindiniz. Bu konuda biraz daha bilgi vermenizi rica edeceğim. Bir kişinin anne ya da baba tarafının hangisi daha baskındır kalın bağırsak kanserinde ve kalıtım faktörünün olması o kişiyi ne ölçüde riske sokar? Evet, anne ya baba fark etmiyor. Birinci derece akraba yani anne, baba ve kardeş çok önemli. Bunlardan birinde hele genç yaşta çıkan bir kanser bir sonraki jenerasyonu, bir sonraki nesli risk altına sokuyor. Bunun dışında bir de
ailevi genetik kanser vakaları var. Ki %75'i kanserlerin 50 yaşından sonra çıkan sporadik dediğimiz kanserlerse %25'i bu genetik kanserler. Bunlar da en çok kolonda sayısız yüzlerce poliple birlikte giden ailevi polipozis hastalığı ki bunda bir gende, kromozomun üzerindeki bir gende bir amino asit değişikliği, mütasyon var. Bu kişilerde genelde erken yaşlarda çıkıyor ve 40 yaşında bu kişilerde kolon kanseri meydana geliyor ve hastalar hayatlarını kaybediyorlar. Dolayısıyla böyle bir hastalığı olanın ailesini taranması lazım ve kişi en ufak bir belirtide, işte demin söylediklerimde hekime gitmesi ve erkenden o kolonun çıkarılması lazım. Bunun dışında polip olmadan da ailevi genetik kanser olabiliyor. Buna non polipoz genetik kanser ya da herediter kanser deniyor. Veya bunun dışında başka polip hastalıkları var. Bir de ailede anne ya da babasında ya da birinci derecede akrabalarında kanser olan ya da büyük polip olanlarda kanser gelişme riski yüksek. Bu da genetik bir yaptırım. Şimdi şunu da öğrenmek istiyorum. Bağırsaklardaki polipler kansere dönüşmene ölçüde riskleri vardır. Her polipte kanser gelişir mi? Poliplere yaklaşım nasıl olmalıdır? Çok güzel bir konuya değindiniz. Polipler, bir kere polip ne demek? Polip bağırsağın iç zarını kaplayan mukoza dediğimiz kısmın böyle bir çıkıntı yapması. Ya bu normal hücrelerinden oluyor veya salgı bezlerinden oluyor. Bunların bir kısmı masum. Bir kısmı ileride kansere dönüşüyor sizin dediğiniz gibi. Bütün polipler dönüşmüyor Allah'tan. Bir polipin kanser olabilmesi için en az 7 ile 10 yıl geçmesi gerekiyor. Onun için tarama önemli. Ama ortalama bunlar da %5 civarında kansere dönüşme riski. Yani her polibi olan da korkmasın açıkçası. Ama tabii polibi olup olmadığını da anlamak için kesinlikle belli rutin tarama programları, biraz sonra onlara geleceğiz. Tabii. Şimdi siz başka risk faktörlerini de sıralamanızı rica edeceğim. İnflamatuar bağırsak hastalıkları, örneğin Crohn ya da ülseratif kolit gibi, bunlar da kalın bağırsak kanseriyle ilişkili hastalıklar olabilir tabii, mi acaba? Tabii tabii. Özellikle iltihabi bağırsak hastalığı yaşı, yani hastalığın başlangıcından itibaren geçen süre 8 yılı geçmişse bu kişilerde risk normal topluma göre daha fazla. O nedenle de bunları her 2 yılda bir bütün bağırsağını taramak ve biyopsiler almak gerekli. Dolayısıyla iltihabi bağırsak hastalığı hele aktifse, Crohn ya da ülseratif kolitte daha fazla olmak üzere bunlarda kanser riski var. Ama bu hastalar da şöyle bir şeye kapılıyor. Yani ben kanser mi olacağım? Hayır, o kadar da değil. Eğer iyi bir hekim kontrolünde olurlarsa normal toplumdan biraz fazla onlarınki. Şimdi aslında kalıtımı konuştuk. Bunun yanı sıra işte iltihabi bağırsak hastalıklarını konuştuk. Biraz yaş faktörünü konuştuk. Peki diğer beslenme ilgisi var mıdır ve diğer nedenler nelerdir? Tabii tabii. Şimdi son zamanlarda tabii çok dikkati çekiyor. Obezite önemli bir faktör. Yani kilo arttıkça bağırsaktaki karsinojenler artıyor. Sigara önemli bir faktör. Alkol. Bunun dışında böbrek nakli olan kişilerde daha fazla olduğu iddia ediliyor ama bu her zaman doğrulanmamış. Şeker hastalığı ya da insülin direncinin olması tabii ki obeziteyle beraber oluyor. Bu kişilerde ve daha önceden işte polip çıkmış olması veya kanser ameliyatı geçirmiş olması bu kişilerde daha fazla oluyor. Beslenme dediniz. Evet. Beslenme çok önemli. Daha böyle işlenmiş et yiyenler, kırmızı et yiyenler ya da sosis, salam gibi şeyler yiyenlerde veya daha çok doymuş yağla, katı yağla beslenenlerde. Meyve ve sebzeyi az tüketenlerde bu hastalık çok daha fazla görülüyor. Yani Akdeniz diyeti çok önemli. Şimdi siz Türk Gastroenteroloji Derneği olarak da bir dev bir kalın bağırsak maketi hazırlatmıştınız. Bu makette de biraz halka aslında bağırsağın içinde bir yolculukta bağırsağı polipleri tanıttınız. Yapılan eğitim çalışmalarında ne gibi halkın kalın bağırsakla ilgili, sindirim sistemi hastalıklarıyla ilgili yanlış bildiklerine tanık oldunuz? Bir kere çok korku var bu hastalıktan. Halbuki hastalıktan korkmak, ondan önlemek, ondan kaçınmak için yeterli değil. Ve gerçekleri bilmiyorlar. Kolonun içindeki o yolculuğu yaparak bu işin o kadar da, kolonoskopi işinin o kadar da zor olmadığını anlıyorlar. Bir de farkındalık uyandırmak önemli. Maalesef toplumda
kolon kanserinden korunabileceğini insanlar bilmiyor. Buna önem vermiyor. Ailede olanlar belki biraz daha uyanık. Şöyle bir şey daha söyleyeyim. İç Hastalıkları Kongresi'nde 400 doktora yapılan bir araştırmada hekimlerin bile yarısından fazlasının böyle bir tarama programının önemine inanmadığı ya da önemini benimsemediği ortaya çıktı. Aslında tabii bunlar da çok önemli. Tabii. Gastroenteroloji uzmanları ya da bu uzmanlığı dışındaki kişilere giden kişilerde tarama programları açısından tarama programlarını konuşmak istiyorum sizinle. Şimdi şunu sormak istiyorum. Bir kişi risk grubuna giriyorsa, ailesel yatkınlığı varsa ya da risk grubuna girmiyorsa, bu kişilerde tarama programlarının başlanma zamanı ve sıklığı değişir mi? Kim ne zaman kalın bağırsak kanseri taraması ne sıklıkla yaptırmalı? Şimdi yüksek riskli olan hastalarda tarama erken, bu grubu belirledik zaten, işte ailesinde kanser olan, polipoz olan. Bunlar da 40 yaşından önce ya da o ebeveyn kaç yaşında yakalandıysa ondan 10 yaş önce ya da bazı şeylere göre 5 yıl önce başlamak gerekiyor. Yani mesela 40 yaşında yakalandıysa 35'te taranma başlanması lazım. Ama diğer ortalama riski olan gruplarda 50 yaş, 50 ila 70 yaş arasında yapmak gerekiyor ve bulgulara göre tekrarlamak gerekiyor. Buna hekim karar verecek ama normalde hiçbir şey bulunmadıysa bu 5 yılda bir ya da 10 yılda bir tekrarlanan kolonoskopi ile veya en başta dışkıda gizli kan bakarak başlayarak dışkıda gizli kan pozitif olanları kolonoskopiye göndererek kolonoskopi bulgularını da daha sonra takip ederek yapıyoruz, yapma gerekiyor. Peki şimdi böylesine önemli bir hastalıkla ilgili olarak siz Türk Gastroenteroloji Derneği olarak ya da Sağlık Bakanlığı olarak bir halka yönelik tarama programı başlatılması düşünülüyor mu? Evet, bu yıllardır bizim aklımızda olan bir proje, çok istediğimiz bir proje. Sizin de söylediğiniz gibi bunun için kolon kanseri çalışma grubumuz bu kolon modelini Türkiye'de 17 ilde sergiledi ve milyonlarca insan gezdi. Ayrıca da biz bir proje yaptık. Kimler taranmalı, nasıl taranmalı, tarama protokolü nasıl olmalı? Ama burada devletin, Sağlık Bakanlığı'nın, sağlık otoritelerinin katılması ve projeyi benimsemesi çok önemli. Nitekim Avrupa Birliği'nde şu anda sadece 9 ülke topluma dayalı şey yapıyor tarama. İyi bir taraf oldu, iyi bir gelişme oldu. Biz bu projeleri yaparken Sağlık Bakanlığı böyle bir proje yapmaya karar verdi. Biz tabii çok mutlu olduk. Bizden de destek beklediler. Tam destek verdik. Sağlık Bakanlığı sigarada çok başarılı oldu. İnşallah obezitede de olacak. Ve biz bu kolorektal kanser taramasında çok yürekten destekliyoruz. Birlikte çalışıyoruz onlarla. Umarım açıklayacaklar kendileri de çok yakında. Peki şöyle bir şey sormak istiyorum. Şimdi dışkıda gizli kan testi önemli. Aynı zamanda kolonoskopi çok önemli. Kolonoskopi yapılan merkezlerinde önemi var mı? Nerelerde kişiler kolonoskopi yaptırmalı? Evet. Muayenehanede mesela kolonoskopi yapılabilir mi? Şimdi şöyle diyeyim bir kere, kolonoskopi kelimesini şöyle açıklayayım da bu programın bir mesajı olsun. Herkes bundan korkuyor. Aslında korkulacak bir şey değil, riski düşük. Yani 10 binde bir delinme ihtimali var ve ehil ellerde yapılırsa, sizin sorunuza cevap, bu risk çok minimal. Dolayısıyla böyle bir tarama yapıldığı zaman dışkıda gizli kan bakma işi, aile sağlığı merkezleri, Sağlık Bakanlığı'nın öngöreceği tarama merkezlerinde özellikle yapılacak. Ama kolonoskopi Avrupa standartlarına uygun, icabında acil bir durum çıktığında hemen müdahale edilebilecek cerrahi ekibi bulunan, yoğun bakımı bulunan merkezlerde ve bu konuda deneyimli kişiler tarafından yapılmalı. Bu kişiler gastroenterolog olmalı, eğitimli olmalı ya da gastrointestinal cerrah olmalı veya eğitimini almış, o diplomaya sahip kişiler olmalı. Şimdi son 2,5 dakika içindeyiz. 2 tane sorum var. Birini mesajınıza ayırmak istiyorum ama diyelim ki bir kişi tarama programına gitti. Dışkıda gizli kan testi pozitif çıktı. Pozitif çıkan bir kişiye ne kadar süre içinde kolonoskopi yapılması gerekli? Burada bir zamanlamanın da önemi var mı? Çok önemli. Çünkü her ne kadar yavaş büyüyorsa da polipten kansere geçiş gene de önemli bir süreç. Dolayısıyla bir ay içinde o kişinin mutlaka bir hekime başvurması gerekiyor ve programa girmesi lazım.
dışkıda gizli gen testi bazen kritik sonuçlar, pozitif negatif sonuç veriyor. Onun tekrarlanması, sonra da hastanın pozitif çıkarsa kolonoskopi yapılacak merkeze yönlendirilmesi. Şimdi programın başında Türkiye'de her yıl 5000 yeni kolon kanseri vakası olduğunu söylediniz ve her yıl 3000 kişinin de kolon, yani kalın bağırsak kanseri nedeniyle yaşamını yitirdiğine dikkat çektiniz. Şimdi aslında kolon kanseri önlenebilir ya da erken teşhis edilebilen bir kanser. Belki de bu 3000 vakayı daha erken dönemde teşhis edip hayatında kurtarmak mümkün. Programın sizle ilgili bölümünü kapatırken ekran başında bizi izleyen kişilere ne gibi önerilerde bulunmak istersiniz? Özellikle ailevi riski yüksek olan kişilerin bir an önce bu taramalarını yaptırmalarını, diğerlerinin de inşallah bakanlık programıyla yürüyecek olan tarama testlerine katılmalarını ve kendilerinde karın ağrısı, ishal, bağırsak alışkanlığı değişme, makattan gelen kanama ya da ellerine gelen kitle olan ya da demir eksikliği olan kişilerin en kısa zamanda bir merkeze başvurarak taranmalarını öneriyorum. Koruyucu önlem olarak da son cümle diyete dikkat etmek gerekiyor. Yani Akdeniz diyeti çok güzel bir diyet. Ayda birkaç kez, bir iki kez ya da en fazla üç kez kırmızı et, tavuk, balık, haftada iki ya da benzer şeyler. Ama bunun dışında sebze, meyve, tahıl, süt ürünleri ve yoğurt en ideal diyet. Biliyorsunuz UNESCO tarafından bu diyet korunmaya alınmıştır. Bunun dışında egzersiz. Egzersiz çok önemli. Kalın bağırsak kanserinden korunmada da egzersizin önemi var mı? Bütün kanserlerde özellikle de kolon kanserinde önemli. Bunu günde yarım saatle 1,5 saat arasında öneriyorlar. Ama bunu daha da hani aktif olarak yapılması çok güzel. Kilo almamak. Sağlıklı yaşam sürdürmek, sigara içmemek. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Medikal'e katıldığınız için çok sağ olun. Ben de teşekkür ederim. Sevgili izleyiciler, Medikal devam ediyor. Şimdi sırada sağlık bültenimiz var. Uzmanlar bazı tip baş ağrılarının beyin kanamasından kafa içindeki tümörlere, uyku apnesinden menenjite kadar önemli hastalıkların habercisi olabileceğine dikkat çekiyor. Alarm sinyali baş ağrıları şöyle sıralanıyor. Aniden ortaya çıkan şiddetli, patlayıcı tarzdaki ağrılar. Ağrının egzersiz, cinsel aktivite gibi eforlara ve ıkınmaya bağlı artması. Başın hep aynı bölgesinde görülen, zaman zaman bayılma, kişilik değişikliği gibi belirtilerinde eşlik ettiği baş ağrıları. Baş ağrısına yüksek ateşin eşlik etmesi. Baş ağrısından yakınan bir kişi de kol ve bacakta uyuşma, güç kaybı, konuşma ya da görme bozukluğu gibi belirtiler olması, sabahları görülen kişinin uykudan yorgun kalkması, unutkanlık, gündüz uyku hali gibi yakınmalara yol açan baş ağrıları. Uzmanlar tüm bu belirtilerin varlığında hiç vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor. Tüm yönleriyle ani kalp ölümlerinin nedenleri, kalp krizinin belirtileri neler? Ani kalp ölümlerinin önlenmesinde koroner anjiyonun nasıl bir yeri var? El bileğinden kalp anjiyosu konusunda merak edilenler. Az sonra Medikal'de.